Kore Savaşı'nın fiili anlaşmazlıklarına girmeden önce gelin birlikte Kore Savaşı'na sebep olan tarihi koşulları algılayalım. 1800'lerin sonları 1900'lerin başlarına doğru gidersek bugün Kuzey ve Güney Kore olarak bildiğimiz Kore yarımadası Japon kuvvetlerince işgal edilmişti. 1910'da resmi olarak Japon İmparatorluğu'na katıldı. Japonya bu yarımadayı kolonileştiren emperyalist güç olarak 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yönetti. Şunu belirtmek gerekir ki Japon istilası Koreliler açısından pek de memnuniyet verici değildi. Kore halkına birçok konuda baskı uygulandı. Zorla çalıştırıldılar, fuhuşa zorlandılar, Kore dilini ve kültürünü bir şekilde yok etmeye çalıştı Japonlar. Buradaki varlıkları hiçbir şekilde hoş görülmedi. Yani cana yakın emperyalistler olmayı başaramadılar. 1945'e doğru zamanı ileri sararsak biliyoruz ki Japonlar 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmişlerdi ve galip müttefiklerden Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği dünyanın bu bölgesinde başrolde yer alıyordu. Bu tarihte Sovyetler yukarıdan geldiler. Bunlar Sovyetler. Yukarıdan iniyorlar ve aşağıdan da Amerikalılar geliyordu. Önce Japonya'yı işgal etmişlerdi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ve 2. Dünya Savaşı'nın bitimindeki bu noktada ki bu nokta aslında Soğuk Savaş'ın başlama noktasıydı. Henüz Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği müttefikti. Birleşik Devletler bir şekilde Sovyetler Birliği'ne neden 38. paralelde durmuyoruz diye soruyordu. 38. paralelde neden durmuyoruz? Aslında duracaklarını düşünmüyorlardı Rusların Amerikalılar ama Ruslar durdular. Sovyetlerin bakış açısından düşünüldüğünde Amerikalılar henüz oraya ulaşmamıştı. Yani onların daha güneye doğru ilerlemelerini durdurabilecek bir güç ortada yoktu. İnanılan odur ki Sovyetler anlaşmanın gereğini yerine getirmiş oluyordu. Bu yüzden durdular. Sovyetler bu hareketle güvenilir taraf olduklarını göstererek Avrupa'daki pazarlıklarda daha fazla yer alabilmeyi düşünmüşlerdi. Belki de Sovyetler Avrupa'ya daha çok önem veriyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey Kore Sovyetlerin etkisi altında kalmış, 38. paralelin altında kalan bölge ise Birleşik Devletler'in kontrolüne geçmişti. Sovyetler buradaki beyefendiyi Kuzey Kore'yi veya 38. paralelin kuzeyinde kalan bölgeyi yönetmesi için başa getirmişti. Kim Il Sung. Burası bu nokta aslında Sovyetler ve Birleşik Devletler kuvvetlerinin buluşma noktası, durma noktası olarak düşünülmüştü. Yani ülkeyi ikiye ayıran bir sınır değildi. Fakat sonradan sınır olarak kabul edildi. Sovyetlerin Kuzey'in başına getirdiği Kim Il Sung komünist bir diktatörlük kurdu. Kendisi Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un'un un da dedesidir. Bildiğiniz gibi Kim Jong Un da kendi babası Kim Jong Il'den iktidarı devralmıştı ve Kim Jong Il de Kim Il Sung'un oğludur. Yani aslında aynı aileden, hanedan devam etmiş ee, dededen babadan oğula ve ondan da onun oğluna geçmiştir. Yani bugünkü lider aslında Kim Il Sung'un torunudur. Ve güneyde de zamanı 1948'e doğru illeri sararsak bir seçim girişimiyle ki bu hile karıştırılmış bir seçim girişimidir. Bu beyefendi yani Sigmin Ri göreve getirildi. Burada çok hoş biri gibi dursa da oldukça kaba ve haşindi diyebiliriz. Oy birliğiyle düşünülmüş güçlü biriydi. Her iki tarafta da her ikisi için de iyi insanlardı diyemeyiz. Çünkü hem birbirlerine hem askerlere hem de masum sivillere karşı çok kötü şeyler yaptılar. Sigmund Rhee güneyde iktidar oldu ve sanırım Amerikalılara cazip gelen en önemli özelliği komünist olmayışıydı. Durumu özetlersek kuzeyde 38. paralelin üstünde komünistler, güneyde ise Birleşik Devletler tarafından desteklenen anti-komünist Sigmund Rhee yönetimi vardı. Bir başka gelişme ise Sovyetlerin Kuzey Kore ordusunun kurulumuna destek vermesiydi. Birleşik Devletler Güney Kore'ye silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi için aynı derecede teşvikte bulunmuyordu. Kuzey ve Güney'in silahlı kuvvetleri arasında belirgin bir dengesizlik oluşmaya başlamıştı. Şüphesiz her iki tarafta Kim Il-sung benimsediği komünist rejimle, Sigmin Ri ise benimsemiş olduğu otoriter rejimle yönetilecek şekilde Kore'yi birleştirmek istiyorlardı. Bu yüzden taraflar sınırın iki yanına askeri birlikler konuşlandırıyordu. Tüm bu süreçte sınırda çatışmalar oluyordu. Bu arada Kore'nin komşusu Çin'de neler olmaktaydı diye sorarsak hemen buna bir bakalım. Çin'e baktığımızda 1949'da Mao Zedong tarafından yönetilen komünistlerle Chiang Kai-shek tarafından yönetilen milliyetçilerin arasında çıkan iç savaş sonucu komünistler iktidara gelmişti. Mao Zedong iktidar olmuş ve Kuzey Kore'deki komünistlere destek vermek istiyordu. Aslında Kuzey Kore'deki bazı komünistler Çin'de milliyetçilerle yapılan iç savaşta Mao'ya destek vermişlerdi. Bu önemli bir faktördü. Mao Zedong komünizmin yayılmasını istiyor ve Amerikalıların Güney Kore'deki varlığından hoşlanmıyordu. Kuzey Kore'deki komünistlere bir çeşit yakınlık duyuyordu. Şimdi zamanı tekrar ileri doğru 25 Haziran 1950'ye getirelim. Kuzeydeki ordu kendilerini Kuzey Kore ordusu olarak adlandırmıyorlardı. Çünkü her iki tarafta aslında Kore hükümeti olma yarışı içindeydi. Kuzeydeki ordu güneydeki orduya oranla çok daha güçlüydü. Ve güneyi istila ettiler. Bu avantajı tüm yarım yarımadaya dağılmakta kullandılar. Esasen tüm yarımada boyunca hücum etmişlerdi. Bu olayın hemen ardından Birleşik Devletler ve Birleşmiş Milletler harekete geçti. Sovyetler Birliği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni boykot ettiği için veto hakkını da kullanamamıştı. Birleşmiş Milletler Güney Korelilere derhal hava ve denizden destek verdi. Fakat orantısızlık o kadar büyüktü ki kuzeyliler rahatça ilerlemeye devam ettiler. Birkaç gün içerisinde tam olarak 1 Temmuz'da Birleşik Devletler kare harekatı gerçekleştirme kararı aldı. Japonya'da önemli kara birlikleri bulunmaktaydı ve bu uzak bir mesafe değildi. Şimdi küresel bir bakış açısı sağlamak için size harita üzerinden göstermek istiyorum. Burası Kore Yarımadası ve bu da Japonya. Aslında daha büyük bir fotoğraf bulabilirdim. Amerika'nın Japonya'dan rahatlıkla gönderebileceği birlikleri vardı yani kısacası. Ve Amerikalılar çok seri ve güçlü bir şekilde savaşa girdiler. Fakat bu Kuzey Korelileri bir süre daha durduramadı ve Yarımada'nın Kuzeydoğu köşesi hariç birçok yerini işgal ettiler. Tam buraya kadar geldiler. Burada Pusan şehri bulunmakta. Burası da Pusan sınırı. Bu sınırda Güney Kore ve Amerika güçlerini birleştirerek Kuzey Korelileri tutabildiler. Burada birkaç ay dayanabilecek bir hat oluşturdular ve bu hat dolayısıyla Birleşik Devletler ve Birleşmiş Milletler Pusan sınırı içerisine önemli birlikler yerleştirebildiler. Daha da fazlası Birleşmiş Milletler ve Birleşik Devletler birlikleri General Douglas MacArthur'un emrine verildi. MacArthur çok ilginç bir karaktere sahipti o ana kadar Japonya'yı demir yumrukla yönetmişti ve Amerika'da çok popüler bir savaş kahramanıydı. Ve dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, MacArthur'u kontrol etmekte bazı zorluklar yaşamaktaydı, özellikle Kore Savaşı'nda. Göreceğiz ki MacArthur bu savaş esnasında birçok kez açmıştı. Şimdi burada aşağıda Güney Korelilerin ve Amerikalıların Pusan bölgesinde kıstırılmış gibi göründükleri bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Kuzey Koreliler zaferin eşiğinde görünüyordu fakat Amerikalılar da yeni birlikler oluşturmuştu. Kore Savaşı gerçekten bir risk oyununa benzemeye başlamıştı. Daha önce hiç risk oyunu oynadınız mı bilemiyorum ama sırası gelen oyuncu birliklerini zayıf bir şekilde yayarsa eğer diğer oyuncu kaybettiği bölgeleri tekrar alabilir. Aslında buradan itibaren Kore Savaşı da birileri bir geri şeklinde gelişmeye başlamıştı. Kuzeyde Çin tarafından desteklenen komünistler ki Çin daha resmi olarak savaşa girmemişti diğer tarafta da güneyde Amerikalılar. Bu esnada MacArthur ilk zeki manevralarından birini ortaya koydu ve buradaki Kore kuvvetlerini yarıp çıkmaya çalışmak yerine neden düşmanın kanadını çevirerek deniz kuvvetleri aracılığı ile İnçon'a amfibik bir çıkartma yapmıyoruz dedi. Amfibik çıkartma kara ve hava harekatının birlikte yapıldığı çıkartma için kullanılan askeri bir terimdir. 15 Eylül'de Amerika bütün bu noktalardan birçok birlikle Seul'ün yanındaki Incheon'a amfibik çıkartma yaptı. Birlikler yaklaşık olarak buraya, Incheon'a çıktılar. Burayı işaretlerken çok daha hassas olduğum söylenemez tabi. İlginç olan nokta birçok savaşta olduğu gibi buralarda savaşan tüm Kore birlikleri içinde tedarik zincirleri oluşturulması gereksinimiydi. Cephedekilerin yukarıdan Buradan gönderilecek taze yiyecek, erzak ve takviye birliklere ihtiyacı vardı. Buna bağlı olarak siz düşman topraklarında ilerledikçe birliklerinizde de daha çok yayılma söz konusu olur. Buradaki strateji Pusan sınırındaki birliklerle savaşmaktansa düşmanın kanadını çevirerek tam buraya büyük bir kuvvet çıkartarak derhal Kuzey Korelilerin tedarik zincirlerini kesmekti. Amerikalılar da tam olarak bunu yaptı ve başarılı oldular. MacArthur bu konuda daha iyice davranmıştı diyebiliriz. Seul'ü geri aldı. Bu esnada Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang'i de aldı. Amerikalılar kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştı. Önce aniden Kuzey Koreliler aşağıya doğru ilerlerken bir anda Amerikalılar ve Güney Koreliler yukarı doğru ilerlemeye başlamışlardı ve kendilerini gayet iyi hissediyorlardı. Truman her zaman MacArthur'u kontrol etme ihtiyacı duyuyordu. MacArthur heyecanlanmıştı muazzam bir özgüvene sahipti. Birliklerin Noel'de evde olacaklarını düşünüyordu. Çin'in Kuzey Kore'yi destekleme konusunda bu kadar ciddi olduğunu düşünmüyordu. Hatta daha da fazlası neredeyse Çin'le çatışmak bile istiyormuş gibi görünüyordu. Çünkü belki de Çin'deki komünizmi dahi elimine etmek istiyordu. O bir şekilde sizin de bildiğiniz gibi bu görevde tüm Asya'daki komünizm ideolojisini yok etmek istiyordu. Truman, savaşın sınırlarını bil, Yalu nehrini geçme ve dikkatli ol. Çinlilere saldırma ve onları öfkelendirme yoksa savaşa dahil olmalarına sebep olacaksın diye MacArthur'u uyarıyordu. Ama MacArthur bu uyarıyı pek dikkate aldı diyemeyiz. Onun yorumu Çinlilerin Kuzey Korelilere destek birlikleri ve erzak göndermelerini engellemek için Yalu nehrini boydan boya bombalamaya başlamalarının gerektiğiydi. Tamamen kendinden emin bir şekilde Yalu nehrine doğru ilerlemeye devam etti. Ve bu süreçte Mao Zeytun yönetimindeki Çin oldukça ciddi bir ordu gönderiyordu ama bunu gizlice yapıyorlardı. Gece ilerliyorlardı ve Çin askerlerine keşif uçaklarını fark ettikleri anda kesinlikle hiç kımıldamadan durmaları talimatı verilmişti. Eğer bu talimat yerine getirilmezse vur emri de verilmişti. Bu yüzden kimse kımıldamıyor ve havadan görülme şansları tamamen ortadan kalkıyordu. Yalu Nehri'nin karşısında çok gizli bir şekilde askeri birlikler konuşlandırılıyordu ve bu esnada MacArthur kendinden çok ama çok emin hareket etmekteydi. Zamanı Ekim'in sonuna kadar hızla sardığımızda Amerika Kore Savaşı'nı kazanmanın eşiğinde olduğunu düşünmekteyken Çinliler bir anda Yalu Nehri'ni geçtiler. Amerikalılar Çinlilerin karşıya geçmeye hazır büyük kuvvetlere sahip olduklarını fark etmemişlerdi bile ve şimdi tekrar risk oyunu gibi Çinliler karşıya geçmişti. Kuşkulanmamış Amerikan kuvvetlerine ulaştılar ve birkaç kez çatıştılar. Amerikalılar Çinlilerin ciddiyetinden şüphe duydukları için tekrar çarpıştılar ve Çinlilerin ciddiyeti tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Çinliler Güney Korelileri ve Amerikalıları geldikleri tüm mesafe boyunca geri püskürttüler ve Seul'ü tekrar ele geçirebildiler. Fakat yine risk oyununda olduğu gibi bu kez Çinliler çok fazla yayılmışlardı. Amerikalılar, Güney Koreliler ve diğer tüm Birleşmiş Milletler kuvvetleri ki bu kuvvetlerin çoğu Amerikalılar tarafından oluşturulmuştu, tekrar toparlandılar ve sonra Mart ayında Seul tam 4 defa el değiştirdi. Yani Mart ayında Seul tekrar Amerikalılar tarafından ele geçirilmişti. Bu noktada MacArthur muazzam özgüven duygusuyla Çinlilere mutlak mağlup olduklarını söylerken Çinlilere karşı nükleer silah kullanabilmek için de izin kopartmaya çalışmaktaydı. Bir dereceye kadar durmak için Truman'ın iznine bile gereksinim duymadığını düşünüyordu. Gözüken oydu ki her ne kadar Çinliler ilk hareketleriyle MacArthur'u gafil avlamışsa da MacArthur onları daha da gerilere püskürtmeye pek hevesliydi. Artık Truman istediği gibi borusunu öttürebileceğini düşünen, eğer isterse metazoriyle nükleer silahları bile kullanabilecek olan bu Joker adamdan bıkmıştı. Ve nihayet Nisan 1951'de Truman, MacArthur'u görevden aldı. Bu noktada 38. paralel civarında bir çıkmaza girildi. Tam buradaki sınır boyunca bir kilitlenme söz konusu oldu. Her iki tarafta savaşın sonunun çok yakın olduğunu düşündüler ve tamam tekrar başladığımız yere döndük, her ikimiz de artık durmalıyız dediler. Fakat maalesef savaş esirlerinin ne yapılacağı ve diğer tüm konular üzerinde mekik dokunan pazarlıklar 2 yıldan fazla sürdü. Nihayet iki yıldan fazla süren bir süreç sonunda 27 Temmuz 1953'te iki taraf arasında ateşkes imzalandı. Şunu netleştirmek isterim ki ateşkes anlaşması bir barış antlaşması değildir. İki tarafın da bir sınırda anlaştığı ve birbirini karşılıklı iki yeni ülke olarak kabul ettiklerini ifade etmemektedir. Ateşkesin tüm belirttiği muharebelere son verildiğidir. Savaşın bittiğine dair resmi bir evrak değildir yani. Bu yüzden teorik olarak günümüzde bile Güney ve Kuzey Kore hala savaş halindedir. Belki gelecekteki birkaç yıl içerisinde resmen savaş halinden çıkabilirler fakat ateşkes sürdükçe resmen savaş halinde olmaya devam edecekler teorik olarak. Sadece muharebeleri durdurdular. Bir bütün olarak ele alındığında elimizde çok aşırı kan dökülmüş bir savaş ve her iki tarafta da süre gelmiş zalimlikler var. Sigmin Ri Kuzey Kore Güney Kore'ye girmeden önce birçok insanı komünist şüphesiyle tutuklatmıştı. İnsanlar derken tüm aileden, sülaleden bahsediyorum. Ve geri çekilirken komünist şüphelisi olan tüm bu insanların toplu katliamlarına izin vermiştir. Söz konusu insanlar asker değillerdi. Bunlar kadınlar, çocuklar ve aile bireyleriydi. Bu yüzden Sigmund Re suçludur. Kim Il Sung'un suçu ise Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye Seul'a sızarken bölgedeki sivil memurların ve bölgedeki birçok yerleşik aydının gaddarca öldürülmesidir. Her iki tarafta da böyle tüyler ürpertici bir savaş vardı. Durumu daha iyi anlamanız açısından söylüyorum. Kore çok büyük bir ülke değil fakat Kore'deki sivil kayıpların 1,5 ila 3 milyon arasında olduğu söylenir. 2 milyonda bir ortak karara varıldığı, bir konsensüs bulunduğu da söylenir zaman zaman. Bu size savaşın ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Kaç kişinin öldüğünü tahmin bile edemezsiniz. En yakın tahmin yani daha doğrusu en düşük tahmin 500 bin kişi olduğu. Neler olduğunu bilemeyiz ama çok da büyük olmayan bir ülkede 2 milyon insanın öldüğünden söz ediyoruz. Bir bütün olarak ele alındığında yaklaşık 30-40 bin Amerikan askeri ölüyor. Çin'in kayıpları ise tahminlere dayanarak yaklaşık 400 bin asker. Yani aslında hepsi birer tahmin. Kuzey Kore'nin kayıpları da yaklaşık aynı büyüklükte tahmin ediliyor. Güney Kore'nin kayıpları birkaç yüz bin asker. Sonuçta diyebilirim ki elimizde başladığı durumdan farklı olmayan bir sonuçla sona eren bu korkunç kanlı muharebe, bu çok aşırı kan dökülmüş savaş var.